Evet, sonunda Hollanda'da havalar bir tık ısındı. Bir tık ısın dediğimde görüyorsunuz yine kapalı. Bilmiyorum, şu an gözüküyor mu? Şöyle kafamı kaldırayım biraz. Ya yine kapalı ama binilebilir. Motora binilebilir hale geldi biraz çünkü yağmur yok. Ve bir süre boyunca da bu sıcaklar devam edecek. Sıcaklar dediğimde işte 20-25 civarı değişken sıcaklıklar. O bile iyi yani burası için. Hatta şey olarak güzel. Hani aşırı sıcak olmaması çok iyi. Tam güzel motor havası oluyor gerçekten. Aslında halı saha havası dediğimiz hava hatta. Neyse. O yüzden artık vloglar gelebilecek. Ama öncesinde biraz GPS'e küfür etmek istiyorum. Kullandığım GPS'e. Aslında GPS'in çok da suçu yok da. Yani sadece güncellenmediği için suçlu. Hollanda'da çok fazla yollar değişiyor. Yani 2 gün önce girdiğiniz bir yola 2 gün sonra abi bakmışsınız kapanmış. Motor motoru taşıda kapanmış. Sadece bisiklete açılmış. Bisiklete kapanmış. Arabaya açılmış falan. Tamam, böyle bir değişken var. Ben de geçen son attım daha doğrusu motovlogda. Leyden'e gitmiştik. Orada görüntü dışındayken zaten kameranın pili bitmişti orada. Bir yola girdim. Daha sonra GPS beni bir yola soktu. Yani orası da dönülmez akşamın ufkuymuş harbiden. Yani bir girdim, dönülmez işareti var. Allah dedim, yandık. Dın, çık çık çık. Sat sat sat. Tabii ben çıkana kadar yine bir 100-150 metre gittim. Dedim inşallah bir şey olmaz. Kadarcıktan da ne olacak zaten. Ve bir hafta sonra Leyden Belediyesi'nden mektup geldi. Hogwarts'tan gelen mektup gibi. Evet, seçilmiş kişisiniz. Çünkü yanlış yola girdiniz. Bravo. Ama bu seferlik sizi uyarıyoruz. Ceza kesmeyeceğiz dediler. Allah dedim, lan iyi bari insaflı çıktılar. Yani boş yere. Hatta ceza da yazıyordu. Bir daha yaparsanız 150 euro sanırım. Girilmez yere girerseniz 150 euro cezası varmış. Neyse ki yırttık. Ama bugün de aslında GPS'e sizi daha güzel yolları gösterebileceğime inandığım bir rotaya gidecektim. Kendisi bu sefer de yine yanlış yollara sokup beni yanlış yönlendirince gidemedik oraya. Biraz sıçtı yani. O yüzden şimdilik belki de daha önceki videolarda görmüş olduğunuz yerleri yine göreceksiniz. O yüzden şimdiden özürlerimi sunuyorum. Peki bugünün kısa boşu ne? Kısa boşu aslında bana çok gelen, hatta sadece bana değil, dijital dünyada görülen görünürlüğü olan, ama bu görünürlüğü dışında fazla hakkında bilgi olmayan herkese gelen, hatta bazen çevrenize de sorduğunuz, kendi kendinize de sorduğunuz, hatta kendi kendinize sorup küfür ettiğiniz müthiş bir soru aslında. Abi ne iş yapıyorsun? Ya da ne iş yapıyor? Şu yavşak ne iş yapıyor olabilir falan gibi. Böyle sorular. Tabii şimdi bu soruyu komple kötü diye şey yapmayacağım. Çünkü sonuçta bu kime, nerede, nasıl, ne amaçla sorduğunuza göre anlamı çok değişebilecek bir soru. Hele de bizim gibi Türkiye'de maaşların çok yoğun dert olduğu ülkelerde bu soruyu sormak daha da ters anlamlar içerebiliyor. Ama genel olarak gördüğüm zaten maaş konusu dünyada da sıkıntı. Evet, hani bazı ülkeler daha rahat, bazı ülkeler daha direkt falan cart curt desek de hepsi için aynı şey geçerli değil. Bu işler her ülkede biraz sıkıntılı. Bak mesela demin dönecekmişiz, kaçırmışız. Ben şuradan bir döneyim. Şöyle. Şöyle bir dönelim. Ne diyordum? Ha, yani tabii maaş tarafı başka bir sorun da bunun. Ama esas içerdiği anlam olarak özellikle de bana da çok geldiği için bir yerden sonra çok can sıkıcı olmaya başlıyor. Yani bir de benim ne iş yaptığım belli işte. Yayıncıyım, videocuyum, ne dedim? Content creator'ım herhalde. Öyle mi oluyor işte? Öyle demeyi seviyorum aslında ama tabii create tarafı hem yaratıcılık hem yapmak tarafına da kaydığı için
İnanılmaz yaratıcı bir şey yapıyor muyuz desiniz? Yok yani, yaratıcı bir şey yaptığım söylenemez. Ama video yapıyor muyuz? Evet. Yani sonuçta o içerik bir şekilde yapılıp oraya konuyor mu? Konuyor. Yani content creator, içerik yaratıcısı, içerik üreticisi mantıksız değil. Zaten yıllar önce reklam ajansından çıkışımı, şuyu buyu, bütün iş hayatımı anlattığım başka bir video serisi var. Ona bakabilirsiniz, vazgeçtim diye. Bu ne iş yapıyorsun sorusuna gelirsek, gerçekten çok rahatsız edici oluyor. Hani videolarda da geliyor, yayınlarda da geliyor, her yerde geliyor. Ben Hollanda'da yayıncılık hayatıma devam ediyorum. Önce bir onu söyleyeyim. Kendim bu soruya bir cevap vereyim önce. Onun dışında zaten Türkiye'ye gelip sahne gösterilerini, işte bu hikayelik göt ben miyim, yatay bakış vesaire vesaire hepsini yapıyoruz. Bağın Haber Ajansı. Bunları Türkiye'de yine sahnelemeye devam ediyoruz. Bunlara tabii sağ olun, sizin sayenizde tabii. Neredeyse bütün sahneleri fulleyince de kötü olmayan, efsane de olmayan tatlı bir gelirimiz oluyor. Hakkını yemeyeyim. Şimdi bunların dışında zaten benim buraya gelişimdeki ana değişken eşimin işi. Yani Beri'nin işi. O burada teklif aldı. Teklifi kabul etti. Yıllarca harcadığı emeklerin karşılığında bu işi, pardon, hak etti. Ve aldı. Şimdi ben de şey değilim yani, hani böyle şöyle bir koca kafasında da erkek kafasında olan biri değilim. Ne? Karım benden farklı bir iş bulacak ve çok kazanacak. Ülke değiştirecek. Benim Türkiye'de ideallerim var falan. Zaten kariyer düşkünlüğü gibi bir kafa yapım hiçbir zaman olmadı. O yüzden dedim ki tamam, onun hakkıdır. Emeğinin karşılığını alıyor en azından. Ben de zaten Türkiye'de farklı bir iş yapmıyorum. Orada da işimi devam ettirebilirim. Gerekirse de gelirim Türkiye'ye, geri dönerim. Şu olur, bu olur. O sayede geldik. O yüzden eğer bu videoyu izliyorsanız bir dahakine, abi oraya nasıl gidiliyor? Neler oluyor? Falan tarzı sorularınızı bana sormanız çok anlamlı değil. Artık anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Geri dönersem genel olarak bu sorunun sorulma şekline. Bu arada Harlem'in merkezine doğru geldik bu yolda. Genelde evet ya, bu yavşak oğlu yavşak ekranda oturuyor. Bunun izlenme sayısı da şu kadar. Bu ne kazanıyor ki? Vay yavşak. Kesin babadan anadan zengin. Yani bu soru bana şu açıdan ilginç geliyor ki, ben keşke zengin olsam ama değilim. O zengin olsam da onun paylaşımını yapmak isterdim muhtemelen. Bunu bana sorması sanırım ona kolay geliyor. Şimdi bu aslında birazcık seyircinin de ne yapıyorsun acaba? Kolay lokma bakış açısı, yani kolay ulaşabileceği birine sorabileceğini düşündüğü için de bunu soruyor. Ama bir yandan bakıyorsun millet bitler atıyor, dolandırıcılık yapıyor, kasalar açıyor, sponsor basıyor, akıyor yani para, görüyorsun yani orada. Ama ona sormuyor. Çünkü onda görüyor. Bu sefer ondaki mantık, vay yavşak ulan zaten çok kazanıyor ha bu. Ha, kazansın abi. Böylece bu herhalde şeyle ilgili işte. Böyle parası olanın belli edene de ekstra böyle bir, evet abi biz de böyle olacağız tabii. Bak adam zengin, ben de böyle olacağım. Bu çapulcular gibi olmayacağız tabii ki falan gibi kafaya geliyor. Yani tam bu şirket savunan kafayla aynı. Size bu soruyu soran kişi yüksek ihtimalle zengin insanları sömüren, maaşlarına büyük kesintiler atan, herkesten nefret eden koca koca şirketlerin hastası bunlar. Sanıyor ki o koca koca şirketler onlara müthiş iş imkanları sağlayacak. Coşturacak onları böyle. Her imkanla onlar da orada zengin olacak.
milyonlarca kişi arasından sıyrılan o zeka kübü ben olacağım falan gibi bakıyor. Halbuki olmayacaksın. Ya da Bitcoin'den de öyle milyarder olamayacaksın hocam, merak etme. Çalışarak da olamayacaksın. Ama işte buna düşmek kolay. O yüzden şöyle ters bir denklem çıkıyor ortaya. Yani siz gerçekten paranız varsa ve bunu milletin ağzına yüzüne vuruyorsanız, seyirciden, daha o seyirci kitlesinden gelen tepki daha pozitif olurken, sizin gibi zaten 3 kuruş kazanacağım diye devamlı kurcalayan için çok daha zor oluyor. Vay yavşak. Lan zaten az kazan. Ya bir kere zaten şu daha farklı bir konu. Az izlenmeyle çok abone gelen kanallar bence çok daha efektif. Çünkü diğer türlü zaten sayı arttığında onların desteği genel olarak düşük kalıyor. Abone sayınız da seyirci sayısına göre artmıyorsa ya da işte geliriniz de seyirci sayısı artmıyorsa sizin marketing değeriniz de düşüyor aslında. Bu da bir gerçek. O yüzden bu sorunun çıkış noktasına dönersem, bu sorunun çıkış noktası tamamen kendi geleceğine bakış açısıyla ilgili. Anlıyorum, yani herkes korkuyor. Ya işsiz kalırsam, ya para kazanamazsam, ama sizi kurtaracaklar da maalesef o zenginler değil. Onlar sizi daha çok, daha az paraya daha çok çalıştıracaklar. Bundan kaçamayacaksınız. Maalesef. Ve bu soru biraz da şey gibi soruluyor. Diğer taraftan da bakarsak, yani sana vuracak ya da seninle ilişkisini ona göre şekillendireceği ya da seni ezebileceği bir alan yaratmaya çalışıyor. Bu tabi sadece dijital şey için değil. Genel olarak dışarıda bir arkadaş grubunda da olabilir. Oturduğunuz bir masada da olabilir. Her şeyde olabilir. Akrabalar arasında bile olabilir. Maalesef. Yani akrabalarınız bile sizin işinizi, ki ben ajansta çalışırken de yıllarca anlatamıştım. Hani o zaten başka bir konu. O çok daha boomer bir konu da. İşinizi anlatamamak dünyanın en sıkıcı konusu yani. Biz nereye geldik yine ya? Ha, Overfane'e doğru gidiyor. Güzel, o tarafa doğru gidelim. Değişik olsun. Bugün de Overfane. Yani bu soru artık geldiğinde ben iyi niyet arayamıyorum altında, özetle. Belli ki bir vuracak yer arıyor sana. Artı olarak bir de tabii Türkiye'nin genel yapısı, yaşadıkları ekonomik ortamı vesaire size ikinci bir yara açıyor. Nedir bu yara? Vay sen gittin, oradan konuşması kolay ya. Kardeşim yani gittim de ben de bizim buradan bu arada çıkış yok galiba. Ben buraya girmeyecektim. Ben niye buraya girdim? Dur buradan bir çıkalım biz yine. Yani bugün, oha burası liseymiş bu arada. Size göstereyim, çok güzelmiş ya. Wow. Yani bir kabataş erkek olmasın ama güzel okumuş. Nice. İşte oralara gittin de şöyle oldu da böyle oldu da. Yani de ben zaten 37-38 sene yaşamışım. Her türlü acısını, tatlısını yemişim. Yaşamışım. Sanki kaçmışsınız gibi böyle bir muamele geliyor. Ha, herkesin geçmişini bilmek zorunda değil tabi de, işte zaten bu olunca da bu sorunun yine buna bağlı olarak, yani yurt dışındaysanız vesaire, sorulma şekli yine değişiyor, anlamı da değişiyor. Anlat bakalım ya şah, ne yapıyorsun orada şimdi falan gibi oluyor. Genelde hep küfürlü. Güzel, bugün selamlaşıyoruz, bir Kawasaki ile daha selamlaştık sanırım. Kawasaki Z900'dü. Benimkinin çıplak versiyonu bu arada. Çok güzel motor adı. Overfane de güzel ya bu arada. Overfane, Blumenthal, her tatlı şeyler.
Evet, o yüzden bu soruyu, tabii bak şunu da söyleyeyim, hani dedim ki yeni tanıştığınız birine de ne iş yapıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Bu biraz da diyalog açıcıdır. Yani işte ne yapıyorsun, ne işle uğraşıyorsun, ben şunu yapıyorum, aa sizin sektör şöyle, bizim sektör böyle, hadi aynı sektörden çıkabilirsiniz. O da böyle bir muhabbet açar falan. Olabilir yani, bunu sormakta bir sakınca var gibi anlatmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama bu soruyu artık birine kasıtlı iletiyorsanız, altında bir şey arayacak şekilde iletiyorsanız yapmayın bence. Hoş olmuyor yani. Zorlamanın da anlamı yok. Yani bunu soruya cevap vermek zorunda da değil kimse. Ve bu soru dediğim gibi yani dolandırıcılıkla, üç kağıtla para kazandığı aynen kanıtlananlara bile sorulmuyorken size sorulması da ayrı bir tatsız oluyor yani. Ya zaten bir de hadi bak bu soruyu da geçtim. Artık öyle bir noktaya geldik ki her şeyi daha fazla yapmanız lazım. Yani bugün YouTube'da video atıyorum, bir tane atıyorum, kazanıyorum seviyesi diye bir şey yok. Böyle bir binamız da varmış burada. Burası neymiş ya? Allah Allah. European Union bayrağı falan da var ama anlamadım ne olduğunu. Bir bakayım ben buraya neymiş. Burada da güzel bir evimiz var. Yani bir de bu soru diyorum yani o kadar çok artık çalışmanız lazım ki saatlerce. İşte mesela geçen yine Twitter'da onun muhabbeti vardı. 16 saat çalışılır mı falan. Şuraya girse miydik ya? Oraya girmedik bak. Dur oraya bir gireceğim ben. Şuradan bir döneyim ben. Arkamız boş mu? Boş galiba. Şuradan dönelim. Yani emeğinizle bir şey, ya emeğinizin karşılığını almanız çok zor zaten. Ve bu emeği optimal şekilde vermeniz de imkansız. Neden? Çünkü sizden devamlı daha fazlası isteniyor. Ve sizin işte o ayıla bayıla baktığınız o koca koca şirketler aslında sizi, maaşınızı her arttırdığında aslında sizi öpmeye çalışıyor. Daha fazla öpmeye çalışıyor. Daha fazla, daha fazla, daha fazla. Ve artık sevseniz de bir işi yapmaktan tiksiniyorsunuz. Yani ben reklamcılığı çok seviyordum. Yani metin yazarlığını çok seviyordum ama Türkiye'ye yapılabilecek bir ortam mı? Değil. Maalesef değil. Yani hakkınızı istiyorsunuz. Onlar sizden hakkınıza karşılık 5 katını istiyor. Verebileceğinizden belki de çok daha fazlasını istiyor. Böyle olunca da bu koca koca şirketleri savunmak ya da onlarla yan yana olmak ya da yaptığınız iş hakkında bir şey sorulması vesaire hepsi tetikleyici olmaya başlıyor. Nefret ediyorsunuz yani. Yalnız ne acayip yerlere geldik ya. Ben nereye gidiyorum onu da bilmiyorum. Ha, şuradan döneyim bari. Nereye gidiyoruz diyor. Güzel şuralar. Ama burada evin olsa kaybolursun. Bak mesela şimdi bunlara sorsak siz ne iş yapıyorsunuz diye. Yani bahçede bir tane Porsche var. Şimdi bak ben de içimden soruyorum. Lan ne iş yapıyor bu yavşak evlat? Kardeşim hepiniz bir silah kaçırıyorsunuz ya. Yok be Hollandalı yapmaz ha. Burada çok Çamlıca gibiymiş ha. Değil mi böyle bir... Ah burada da Tesla var. Böyle bir Çamlıca vibe'ı var burada. Çamlıca'da artık sadece kola fanta içebileceğiniz yerler kaldı herhalde. Başka da bir şey kalmadı. Şurası da güzelmiş. Dönüp duruyoruz. Yani ben bayağı kayboldum galiba şu anda. Hayırlısı. Bak artık o kadar çok arabaları var ki dışarı park etmek zorunda kalmışlar. Ama bak burada mesela koca evde Hyundai Getz olan da var. Okey. Bu arada Dutch'ların gerçekten şeyi var ya, ona inanıyorum yani, para harcama konusunda o kadar agresif değiller.
Yani arabalarını çok uzun süre kullanıyorlar. Genelde çok fiyat performans arabası seçiyorlar. Evet, hani lüks araba yok mu? Tabii ki var ama ağırlık mesela, yani gelirleri iyi olsa da hani evet, zengin diyebileceğimiz kapasitede değil de hani Türk orta sınıfının çok daha üstünde, çok çok daha üstünde bir orta sınıfları var muhtemelen. İşte o orta sınıf gidip ne bileyim işte Porsche alabilir, istese alabilir ama onu almakla uğraşmıyor. Onun yerine gidiyor Volkswagen Polo alıyor, Golf alıyor, Kia alıyor, işte Picanto alıyor. Genelde küçük BC sınıfı maksimum, ABC daha doğrusu. Biz yine buraya geldik ama dur bakayım, şu diğer yola girecektim ben ya. Fazla masraf olmayacak arabaları tercih ediyorlar. Ve o zaman da işte o adamlara ne yapıyorsun diye sormanıza gerek kalmıyor galiba. Kimsenin umurunda değil. Ama ne yapıyorlar? Tabii daha çok geziyorlar. Daha çok ne bileyim kültürel olarak tüketebiliyorlar parayı. Her türlü etkinlik, gezme, tozma. Ne bileyim, giyimleri çok iyi mesela. O da ilginç bir konu. Giyim konuda bayağı iyiler. Güzel giyiniyorlar genel olarak. Trendler de araları iyi falan. Yani ihtiyaçlarını bilerek harcayıp onu da iyi şekilde harcıyorlar özetle. Yani saçma sapan pahalı şeyler yerine kendilerini mutlu edecekleri, minimum şekilde mutlu edecekleri şekilde harcıyorlar ve kafaları rahat gördüğüm kadarıyla. O yüzden de Hollanda'da ben, evet konuyu bakayım nasıl bağlayacağım, bana asla ne iş yapıyorsun diye sorulmadı tanıştığım, girdiğim ortamlarda. Güzel bir yere çıktık bu arada. Allah Allah, nerelere geldik acaba? Burada hız sınırı ne? Hız sınırı da göstermiyor. GPS yine gitti ha. Ulan burada patlamayalım hız sınırından. Hız sınırı ne acaba burada? Ben çünkü onu değil abi adam. Ha şu oluyor işte, konuyu açıyor, konuyu açıyor. Anca öyle. Hadi sen bahset diyorsun da öyle işte. Ya ben de YouTube videosu yapıyorum işte. Bak şöyle bir şey yaptım. O zaman da şu oldu, bu oldu. Hani işte oradan konuyu açınca anca yani. Vallahi bugün güzel yerler gördük ya. Yani çok daha ilginç bir yere gideyim istiyordum. Oraya gideyim derken gidemeyip. Ama daha tatlı yerlere geldik. İşte bakın, gerçek zenginlik. Yani şöyle bir evimiz olsa ömrümüz uzar be. İyice yıkık şeyine geçiyorum buradan artık. Adamlar yaşıyor abi. Adamlar yaşıyor abi. Yani özetle şey konusuna geri dönersem, çok çalışma konusuna. Evet, hani bazı şeyleri yapmak için evet çok çalışmanız şart. Bunu da yalan söylemeyeceğim. Yani ama bunu kendi psikolojinizi bozmayacak şekilde, kendi fizyolojinizi yıpratmayacak şekilde yapmanız lazım. Yoksa zaten bir şey varmıyor. Yani varmadığı zaman da çok sevseniz bile mutsuz oluyorsunuz böyle işlerde. Yoruluyorsunuz, yıpranıyorsunuz, yapasınız gelmiyor. Elinizin ucuyla yapıyorsunuz. Güzel olmuyor. Sıçıyorsunuz, batırıyorsunuz ve her şey daha kötü olmaya başlıyor. Ve bu sefer kendine yükleniyorsun. Abi ben beceriksizim, yapamıyorum. Olmuyor. Yani böyle olmayacak, anladım. Ben yetersizim, aptalım falan, oralara geliyorsun. Konu oraya geliyor yani. Evet, yine bir tren geçişine denk geldik. Bunları seviyorum ya. Bu arada bundan eskiden böyle bir geçiş bizim Bostancı tarafında vardı. Ben çok uzun süre 30 yaşıma kadar falan, tabii 30-32 yaşıma kadar
şey tarafında yaşadım. Bostancı, Altıntepe, Küçükyalı taraflarında yaşadım. Orada böyle bir geçit vardı, tren geçidi. Zaten bizim sahile indiğimiz yoldu orası. Çocukken de sahile basket oynamaya o yoldan inerdik. Ben o yüzden hep böyle bir gençlikten, çocukluktan da gelen tren yolu ve çevresindeki yerleri çok severim. Herhalde bunu çocukluğumla falan mı eşleştiriyorum kafamda? Ne bakıyorsam bilmiyorum. Burada da Porsche'ler kaynıyor. Çok severim yani. Çok hoşuma gider. Çok güzeldir. Orada da vardı ve çok kaza olurdu. Çok kaza olduğu için de bir noktada orayı kapattılar. Dediler ki ulan bu Türkiye'de olacak iş değil, biz bunu beceremedik. Yani orada bak, o nasıl ilginç bir şey ya. Yani iki kere, yani bir tanesini hatırlıyorum, orada da böyle işte kuka inerdi falan, kapatırdı yolu. Ona rağmen orada kaç kere araba kaldı, bozuldu, bir şeyler oldu. Ve ölenler oldu yani. Çok üzücüydü. Ve kapattılar. Burada tabii böyle bir sorun olmuyor. Çok var bu geçişlerden. İnsanlar böyle takılabiliyorlar burada, bekliyorlar. Tabii şeyler gibi işte, o köprülerin açılması gibi. Böyle bekliyorsunuz yani. Ama evet, bu tren yolları ve etrafları bilmiyorum. Bende herhalde nostaljik bir havası var. Bu Suadiye, Erenköy, o tren hattı üzerindeki o güzel mahalleler her zaman çok hoşuma gider yani. Çok severim oraları. Burada uçağa takıldık. Neyse, toparlarsam dediğim gibi insanların dış görünüşleriyle, alıp verdikleriyle, alamadıklarıyla, veremedikleriyle bence uğraşmayın. Sonuçta yani bu konuları tabii çok konuştuk ama yani ortada bir içerik var ya da size satılmaya çalışan bir şeyler var ya da sizle kurulmaya çalışan bir ilişki var. Siz ona odaklanın. Alabileceğinizi alın, alamıyorsanız bir şey de bence salın gitsin. Yani birisinin ne iş yaptığını öğrenerek ya da hayatıyla ilgili çok özel bilgileri öğrenmeye çalışarak aşırı kendinizi yoruyorsunuz yani, hiç gerek yok. Tabii bizim biraz şeyden de kaynaklı ya, yani magazin kültüründen de kaynaklı. Ha, dedikodu hepimiz seviyor muyuz? Seviyoruz. Onu da hak, yani orada da yalan söylemeyeceğim. Yani zararsız dedikodu diyeyim tabii. Hani zararlısın değil. Oh. Stop ettik. Bak, konuşmaya dalınca patladık. Yazık. Ayıp be. Hiç yakıştı mı bize stop etmek? Neyse. Olur öyle, olur. Bak, gitti erkeklik. Gitti be, erkekliğimiz gitti be. O yüzden siz keyfinize bakın. Zararsız dedikodunuzu yapın tabii ama zararlı boyuta geçeceği anda da bence durun. Sonra sizin için de keyifsiz olmaya başlar. Bir de geçen yayından bir soru vardı. Abi, yayıncılığın zorlukları neler gibi? Vallahi bu vloglarda bir zorluğu var. Yanağımı çok ısırıyorum ya. Kask yanaklarıma bastırdığı için. Allah kahretsin. Her videonun sonunda ağzım demir tadıyla doluyor. Resmen sakız gibi yanağımı çiğniyorum. Yani şu anda da konuşurken ineceğim, eve yatacağım. Bir bakacağım yine gitmiş yanaklar. Gerçekten çok tatsız yani. Yayıncılığın en büyük zorluğu bu. Yanağımı ısırıyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Yine yürüyüş vlogları da gelecek. Yarın da hava daha da sıcak. Bunu perşembe günü kaydediyorum. Cuma günü de bir tane normal yürüme vlogu yapacağız. Simba'yla yapacağız, bir aksilik olmazsa. Onda görüşeceğiz artık tekrar. Haydi kendinize iyi bakın. Bye bye.